guruhlanishlar uchun guruhlanishlar uchun bir formula keltirdik. Keyin ana shu formulani yana keltirib o'tamiz. Bizga nta element berilgan. A1, A2 va hokazo AN. Ularni biz kattadan qilib guruhlashimiz kerak. Demak, K kichik yoki teng M boshqa bir nafar olsam berilgan, kattadan guruhlashimiz kerak. Bunda guruhlashlar soni kombinatsiya n elementdan kattadan. Mana bunday formula bilan topiladi. N faktorial taqsim n minus k faktorial ko'paytiruv k faktorial. Xo'p, bu formula qayerdan keladi? Endi mana shu formulani asoslaymiz. Buning uchun dastlab bir quyidagi misolni ko'ramiz. Bizga a, b, c, d, e. Mana 5 ta mana quyidagi elementlar berilgan bo'lsa, ularni biz 3 tadan guruhlanmoqchimiz. Demak, n 5 ga teng. 3 tadan biz guruhlanmoqchimiz. Masalan, a, b, c, a, b, d, a, b, e, va hokazo. Ular masalan ularning sonini nechtaligini biz x bilan belgilaydik hozircha. Endi mana bu elementlardan, mana bu to'plamdagi elementlardan, ya'ni a, b, c lardan nechta o'rinlashtirish hosil qilish mumkin? Ularning o'rinlarini almashtirib, o'rin almashtirishlar soni bizga ma'lum. Bu yerda 3 ta element bo'lganligi sababli 3 faktorialga teng bo'ladi. Ularni biz yozib chiqishimiz mumkin. Masalan a, b, c, a, s, b. Endi birinchi o'rinda b, b, a, s, b, s, a. Endi birinchi o'rinda s bo'lsin. S, a, b, s, b, a. Mana bu yerda 6 ta, ya'ni 3 faktorial. Bunday o'rin almashtirishlar soni 3 ta elementdan bu 3 faktorial bo'ladi. Ya'ni bu P3 ga teng bo'ladi. Bu P3 bilan belgilanadi. Mana bu 3 ta elementdan ham o'rin almashtirishlar sonini xuddi shunday qilib hosil qilishimiz mumkin. A, B, D, A, D, B va hokazo. D, B, A. Bulardan ham xuddi shunday o'rin almashtirishlar hosil qilishimiz mumkin har biridan. Har birida 3 ta element bo'lganligi sababli mana shunday o'rin almashtirishlar soni 3 faktorialga teng bo'ladi. Bu yerda ham 3 faktorial, demak har biriga mos o'rin almashtirishlar soni 3 faktorialga teng bo'ladi. Endi biz mana shu yerdagi, ya'ni mana bu 5 ta elementdan 3 tadan qilib mana barcha o'rinlashtirishlar sonini topamiz. Nechta o'rinlashtirish bor? Mana bu yerda x ta guruhlashlar bor edi. Har biriga 3 faktorialdan element mos kelyapti. Bunga ham 3 faktorial, keyingisiga ham 3 faktorial, har biriga 3 faktorial mos kelyapti. Demak, mana bu yerda 3 tadan o'rinlashtirishlar soni x ko'paytiruv 3 faktorialga teng ekan. Ikkinchi tomondan biz 5 ta elementdan 3 tadan o'rinlashtirishlar sonini bilamiz. Bu a 5 ta elementdan 3 tadan mana bunday formula yordamida topiladi. Demak, bu ikkalasini tenglab, undan biz x ni topishimiz mumkin. Demak, x ko'paytiruv 3 faktorial teng a 5 elementdan 3 tadan o'rinlashtirishlar soniga teng. 3 faktorialga bo'lib a 5 elementdan 3 tadan bo'lib 3 faktorial. A 5 elementdan 3 tadan bu 5 faktorial taqsim 5 minus 3 faktorial ko'paytiruv 3 faktorial. Mana bunday formulalardan topishimiz mumkin. Mana bu yerdagi barcha guruhlashlar sonini biz kombinatsiya 5 elementdan 3 tadan deb belgilaganmiz. Shu sababli demak mana bu son kombinatsiya 5 elementdan 3 tadan mana bunday formuladan topilyapti. Demak, mana bu formulaning o'zi bu yerda n o'rnida 5 turibdi, k
Kanı orada üç durumda. Ve hudu şu formlarını özgü kedi yaptı. Gördü yurtluge mulahazanı umumi bana bu halge hem tatbik kılıp hudu şu halge kollar, hudu şu diye mulahazayı yurtup biz kombinasyon en elementten kat eden için bana bu formları getirip çıkarışımız mümkün. Bana hazır getirip çıkaralım şunu. Hudu şu mulahazalarını kollayınız yani. Yente element verilgen. Katadan gruplaşmamız gerek. Yani A1, A2 ve hakeza AK ve hakeza kengilerini yazmayayım ben. Her bir tasi de katadan element var. Ve hakeza. Bunlar da sonunu x ile belirleyelim. Demek x'de katadan gruplaşları var. En elementten katadan kalıp gruplaşları sonu x bolsun diye faraz kılıyız. Şimdi bana bu kata elementten oran almaştırışlar bacarıp neşte element fasıl kılışımız mümkün. Mesela a1, a2, vahakaza ak, vahakaza ak, ak minus 1, vahakaza a1. Bana bir yerde bizge malum bu k faktöriyel geteyim. Bana bu elementlerinin oran almaştırışlar sonu k faktöriyel geteyim. Demek bana bu elementler yordamında biz bana bu elementlerin katadan oranlaştırışları demek k faktöriyel geteyim bunu yaptı. Yani bu bizge malum k faktöriyel geteyim. Bu element bana bu yerdeki kengi elementlerden karabitlerse katadan element var. Bir de ham k faktöriyel de oranlaştırışlarını hasıl kılalımız. Bana bir yerden ham k faktöriyel de hakeza her birden k faktöriyel de oranlaştırışlarını hasıl kılalımız. Ve barca oranlaştırışlar sonunu hesaplayınız. Barca oranlaştırışlar sonunu iki kıl yolu hesaplayınız. Birinci yolu. Bana bir de x'de gruplaşlar var bu geldiği sebeple. Her bittesinden, her bitti gruplaşlardan k faktöriyel de bana bir de oranlaştırışlar hasıl geldiğimiz sebeple. Demek bu yerde hamması bulup x köpeyi ru k faktöriyel de oranlaştırışlar var. Yani doğru bir bıçak diye aldı onu. Şurada hamas var. Bana bunun için oranlaştırışlar var. İkinci tamamdan birdeki barca oranlaştırışlar sonu a yeni elementten katadan. Bana bunu getireyim. Ve bu teyniden biz x'ı topuşumuz mümkün. X din a yeni elementten katadan bunu k faktöriyel bana bir formuladan tapağımız. Şimdi a n kanı oranı onu ifadasını yazıp bu n faktöriyel taksım n minus k faktöriyel getirin yedi. Bana bu k faktöriyel gibi olsak bana bir formulanı hasıl kılalımız. Yani biz bana bu formulanı hasıl kılalımız. Bana suratta n faktöriyel, mahrajda n minus k, k faktöriyel. Demek bu formula bana şu yerden gelip çıkardı.